Yurt dışından bir dinleyicimiz istekte bulunmuş. Hemen gönderelim isteğini. Sabah Takkir Ağzı'ndan ne ağlarsın istemiş. Şimdi gönderiyoruz yayına. Tokat Sire'den bir arkadaşımız göndermiş. Hayırlı günler. Hüseyin falan'dan yol havasında çalarsanız sevinirim. Sire'den Serdar Çevik. Türkü sevdası. 2005 ilk önce Karabalan Radyosu olaraktan kurdum. Sonra bu açıldı, tüm dünyada dinleyici toplayınca Radyo Karabalan olaraktan ismini değiştirdik. Lisanslı bir şekilde yayın hayatımıza devam ediyoruz. Ya günlük hayatımda işte saat 10.30'da başlıyorum, akşam 19.30'a kadar yayın, gelen istekleri çalıyorum. Yani hem zamanım geçiyor hem de bizi hayata bağlıyor daha doğrusu. Yani gelen dinleyicilerimiz, övgüleri, yani böyle bir şey yapmamız, halk müziğini, deyişlerimizi daha diğer nesillere taşımak çok güzel bir şey. Kardeşim, ben sadece fareyi kullandığım için kardeşim klavyesi çok iyidir. O da benim yazılarıma olsun, gelen isteklere hemen karşılık vermesi, Facebook üzerinden gelen. Onlarla ilgili çok yardım oluyor. Ben doğuştan engelliyim. Motor nöron diye kas erimesi rahatsızlığım var. Hastalığımızı da fazla takmıyoruz. Yani kendimizi işimize veriyoruz. Yani bununla... Eğlencesine bakıyoruz. Evet, eğlencesine bakıyoruz. Yani hastalığımızı o kadar düşünseydik zaten bu durumda olmazdık. Bu radyoyu kurmadan önce bize çoğu arkadaş başaramazsın falan dediler ama biz azimle çalıştık ve başardık. Çok gururluyuz, mutluyuz. Radyomuzu herkes dinliyor. Radyomuzu herkes dinliyor şu anda. Dinleyicide hiçbir sıkıntımız yok. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ya çok mutlu oluyoruz yani şimdi. Japonya'dan birisi dinliyor bizi. Japonya'dan dinliyor bizi. Onurlanıyoruz yani. Fransa'dan özellikle gelen dinleyicilerimiz. Bizleri çok merak ediyor, nasıl yayın yapıyorlar diye gelip burada sohbet edip konuşup bizim nasıl yayın yaptığımızı izlediler. Çok yani. Türkiye dışında Avrupa'da dinleniyoruz. Evet, çok. Avrupa'da daha fazla dinleniyoruz. Türkiye'den daha fazla dinleniyoruz. Evet, bir odada yayın yapıyoruz. Daha güzel bilgisayarlarımız olsa, daha güzel sponsorlarımız, reklamlarımız olsa, daha güzel yayınlar yapacağıma inanıyoruz yani biz bunu. Yani bizim hayallerimiz bunu bir ulusal yayın yapmak, uyduya taşımak istiyoruz. Çok değerli insanlarımız var bu konuda. Duyarlı olsalar, bizlere destek olsalar. Biz çok işler başaracağımızı inanıyoruz. Yani iki engelli kardeş olarak da biz bugüne kadar çok büyük işler başardık. Her engelli bir arkadaşlar da biz örnek olalım yani, bizi örnek alsınlar. Çünkü her şeyi yapabilirler, isterlerse her şey oluyor. Şimdi yeni bir isteğimiz gelmiş. Arif Sağ Hoca'dan. Sözde ben bir insan olmaya geldim. Çalarsanız sevinirim. Dost, iyi yayınlar diliyorum. Abim bu radyoyu açtığında ben de ona bir katkıda bulunmak istedim. Neler yapabilirim diye düşündüm. Onun da ellerinde fazla güç olmadığı için, ben ona göre daha biraz daha güçlü olduğum için yazılarında yardımcı olmaya başladım. Birlikte onun söylediği şeyleri yazıp, istekler gelirse onlara cevap verip, bu şekilde ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu radyoyla yaşama daha çok sıkı tutunuyoruz. Çünkü hani bir işimiz var diye her sabah uyandığımızda radyonun başına geçip oradaki istekleri yayınlayıp insanların isteği doğrultusunda onlardan gelen ilgi bizi çok mutlu ediyor. Oh.
onlarla gurur duyuyorum. Kendi gücüm yettiğince görüyorum. Her şeylerini ben yapıyorum. Seve seve. Onlarla zamanlarını geçir, değerlendiriyorlar. Çünkü kızım daha çok ilgileniyor her şeyle. Oğlum elleri tutmadığı için her şeyini, yemeğini yediriyor. Günlük ihtiyaçlarını, her şeylerini biz yapıyoruz anne baba olarak. Görevlerimizi yerine getiriyor. Gücümüzün yettiğince ama. Yani her işimde yardımcı oluyor. Bana destek oluyor, moral veriyor. Yani evimizin moral kaynağı inan ki. Evet.